Okan Hoca Türkiye'de iki kere şampiyon oldu. Bir Türkiye Kupası'nı aldı. Hala acaba Şampiyonlar Ligi'ni yapabilir miyiz diye kendi kendimize soru sormaya başladık. Ya ayıp bir şey kardeşim ya. Bunları niye soruyorsunuz ya? Adam sezon başı yapabilir mi, yapamaz mı, Galatasaray hazır mı? Ya Başakşehir'i şampiyon yapmış. Akhisar'ı kupayı almış. Ya bir yerde yani bir yerde ölçüm yapacaksak neye göre ölçüm yapmamız lazım? Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'ne hazır mı? Ne demek ya? Okan Hoca'nın Şampiyonlar Ligi'ne hazır olup olmaması aslında değildi. Galatasaray'ın kadrosu Şampiyonlar Ligi'ne hazır mı? Aslında soru bu. Çünkü 11 kişiyi zan altında bırakmaksa bir kişiyle ilgili yorum yapmak daha kolay geliyor hepimize. Aynen. Şimdi Icardi kalacak mı, gidecek mi? Büyük ihtimalle gidiyor. Yani bunlar tamamen benim içgüdülerim. Tamam. Boe, Sasha gidiyor. Büyük ihtimalle Nelson gidiyor deniliyor. Torreira'yı nasıl tutacaksın? Torreira şu an mesela ben Guardiola olsam bile Torreira'yı isterim. Öyle bir sezon yaşadı yani bana göre. Yani inanılmaz. Yani bu gitti. Sen zaten omurgan gitti. Omurgan kayboluyor. Kalede ne olacak? Muslera devam edecek mi? Kalacak mı işte? Yoksa diyorlar. Uğurcan diyorlar. Yani tamam kaleyi bir şekilde çözüyorsun ama etrafı çözemiyorsun. Ama Galatasaray sol bek sorununu çözebilecek misin gibi söylemek devam ediyor. Lazım. İlk iki elemede ya da playoff'ta mutlaka geçebileceğini şu an kadro yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü rakiplerine bakıldığı zaman yani o kimse gitmeden mi? Yani şu an kimse gitmeden çok rahat. Kimse gitmeden. Tabii. Yani ama sonra grup ama sana göre de Boya gidiyor, Nelson gidiyor, işte Icardi zaman, gidiyor. O zaman işte Galatasaray. Şimdi onları getiren bir isim var ki bu sene taraftarın gözünde kahraman olma yolunda gerçekten çok hızlı ilerledi. Erden Timur gibi bir gerçek var. Transfer konusunda onların açığını kapatabilir mi? Bunu Abdülkerim Durmaz'la konuştuğumuzda şöyle söyledi. Icardi haricinde Galatasaray'da herkesin yeri kapanır dedi. Yani Raşitsa'nın yeri de kapanır dedi. Mertens'in dedi son haftalardaki performansına bak. O çıkışı yakalayabilecek bir oyuncu da bulunabilir dedi. Torreira biraz soru işareti olabilir belki dedi. Ama hani Abdülkerim Bardakçı'yı şey iki sene öncesinde tamam, Galatasaray'a getirin dese kimse şey yapmaz. Sevgili Apo abi canımdır. Çok da severim de. Yani bazı yorumlar doğru bir yorumlar değil. Sen bu açıkları kapatman için en az yine bir 50 milyon gözden çıkartmıyor. Tamam onları sattığında getirecek para da hiç olmazsa onların yani karşılığını işte bulması ama, gerekiyor. Ama Icardi'yi satamıyorsun mesela. Onu kiralık aldın. Yani işte Icardi'yi tut diyor. Yani ne yaparsan yap. O klasmanda şimdi bak o klasmanda futbolcu almak kolay değil. Özellikle şu an Suudi Arabistan son bir dahaki 5 yılla 10 yıl arasında 20 milyar dolar transfer bütçesi ayırmış. Ne paralar hocam onlar? Bak ya. 20 milyar dolar transfer bütçesi ayırmış. İki futbolcuyla ligi alıyorsun neredeyse orada. Yani şu an Messi gitti Amerika'ya. Şimdi Kante gitti Arabistan. Hı hı. Benzema. İlkay'a teklif gelmiş bir gün. Hı hı. Yani çok büyük. Ve büyük paralar şimdi yani. Bunlar bu rakamları yükselttiği sürece Avrupa'da rakamı yükselecek. Doğru mu? 400 yani milyonlar. Oyuncuları işte tutmak için onlar da bir tık yükselecek. Biz nasıl yükseleceğiz bu ekonomide? Euro bazından nasıl yükseleceğiz biz? Yani şimdi Ümraniye'deki bir evin fiyatı ne olduysa Nişantaşı'nda ne oldu gibi bakıyorsun yani. Drogba'ya 8 milyon euro veriyordun. Değil mi? Hı hı. Şimdi işte 8 milyon euro nasıl vereceksin bu şartlarda? Yani 8 milyon euro şu an matematik bilgisayar. Şeyi tam hatırlayan Osterwold'e Fenerbahçe kaç lira verdi? Osterwold'e oynadım ya. Ya kaç lira verdi işte bilmiyorum. Vallahi ben hiç görmedim de bir maç oynamış ama. Büyük. Bir maç oynayacak diye çok sevinmişti herkes. Bakayım nasıl olacak diye. Ya bu kadar işte yanlış transfer. Buruman oldu mesela anlatabiliyor muyum? Yani bayağı paralar gidiyor dönüyor da. Zamanında gelen insanlara bakıyorsun. Tabii o zamanki döviz, kur bilmem tabii, ne falan tabii ki farklı ama. Ama bu saatten sonra bence... Bence transfer... şu dönemin topçusu olacak adam mısın hocam? Ya ben bir şey söyleyeyim. Sana bir şey söyleyeyim. Ah be. Şu anneme babama ah be. Bir tutamadınız ya kendinizi benim bu dönemde. Ayıptır ya bir bekleseydiniz ya. Ne askerden çıkmış gibi görmemiş gibi askerden kaçmış gibi. Baba izne gelince ben olmuşum diye. Onun gibi. Ya böyle bir şey ya tam ya. Bu dönemde doğacak adam mısın hocam vallahi ya? Van Basten misin Ümit Karan gerçekten öyle yani. Şaka gibi ya. İnanılmaz. Çok büyük paralar değil mi hocam yani? Gene siz de fena kazanmadınız şimdi kusura bakma da senden önceki'ler ne yaptı? Lefterler, Metin Oktaylar ne yaptı? Biz yani? Para kazanıyorduk da bizim maaşlar yatmıyordu ki. Sen bizim kardeşimizsin diyorlardı bize. Sen bizim çocuğumuzsun. Bizim çocuğumuz imza at biz hallederiz. Hep ona kandık biz yani. Siz sürekli avans mı çekiyordunuz? Mehmet Cansu dönem hatırlıyorsun. Mehmet Cansu biliyorsun şampiyon olduk ama
Bir maaş almadım bak. Bir maaş almadık. Net. Ama oynadık abi. Forma aşkına oynadık biz. Ama tabii Özhan Caner'in geldi. Sonra toparlandı falan filan ama dediğim gibi. Güzel. Eski borçlar kapandı mı? Özhan Caner'in geldi. İçeride paran kalmaz, burası ama Galatasaray. Biz Galatasaray forması, biz Galatasaray forması giymişiz. Biz her türlü Galatasaray'a borçluyuz zaten. O formayı bana bir kere giydirse ben zaten borçlanıyorum. Benim için o kadar değerli bir formaydı yani. Peki.